Görme Engelliler Sporcu Birliği Golbolkes'ten herkese merhaba. Ben Burak Çukadar. Bugünkü konuğum Çukurova GES Başkanı ve Golbol Sporcusu İsmail Özdem. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk sevgili Burak. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Seni sormalı. Ben de iyiyim çok şükür. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Golbolu takip ediyoruz. Süper. Öncelikle seni tebrik ediyorum ve takım arkadaşlarını, antrenörünü. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Üçüncü tamamladınız ve dördüncü lige yükselmeye hak kazandınız. Nasıl bir duyguydu? Ya müthiş bir duyguydu. Yani çalıştığının, emeklerinin sonucunu orada sahada görmek, almak ve bir üst lige takımınla birlikte yükselmek, sen de bunu daha önce yaşadın. Bunun tarifi yok. Turnuvaya gitmeden önce bu başarıyı hayal ediyor muydun? Yani kendini nerede görüyordun? Takımını nerede görüyordun? Doğrusunu istersen şimdi her takım şampiyon olmak için o turnuvaya gider, yükselmeye gider. Biz kendimizden emindik. En kötü ihtimali düşünüyorduk. Üçüncülük en kötü ihtimal. Ve en kötü ihtimal geldi. O da bir tabii ki başarıdır. Çünkü biz burada çalıştık, mücadele ettik. Hedeflediğimiz noktaya, en kötü hedeflediğimiz noktaya ulaştık. Evet. Geçen seneki turnuvada çeyrek finalde elendiğiniz Selçuklu Gezki, hatta grup finalinde yenildiğiniz Selçuklu Gezki üçüncülük maçında mağlup etmeyi başardınız. Yani iki kere üst üste kaybettikten sonra zihinsel olarak o maça kendinizi nasıl hazırladınız? Şimdi ben sporcularıma motive verirken şunu söyledim. Arkadaşlar çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüsünde yakalanır. Selçuklu bizi geçen sene eledi. Yarı finalde, grup yarı finalinde. Grup birincilik, ikincilik maçında bizi 11'e 7 yendi. O da bizim tamamen yapmış olduğumuz bir strateji hatasından dolayı. Ve büyük ihtimalle yine değineceğiz oraya. Çok gereksiz bir maçtı. Artık son şansımızdı. Selçuklu'yu ne yapıp ne edip bu maçı almamız gerekiyordu ve mücadele ettik, inandık. Selçuklu'yu bir önceki gün bizi 11'e 7 yenen Selçuklu'yu 3. dönücük maçında aynı skorla, tam tersi bir skorla 11'e 7 biz yendik ve kupamızı Adana'mıza, evimize getirdik. Evet. Yani şu noktadan devam etmek istiyorum. Turnuva sana göre, Kocaeli'ndeki turnuva artılarıyla eksileriyle nasıldı? Genel bir perspektiften hem kulüp başkanı olarak hem sporcu olarak değerlendirebilirsin diye düşünüyorum. Artısı eksisi nelerdi? Şimdi eksisinden başlamak istiyorum ben. Eksisi şuydu. Bir, turnuva tarihi hemen bayram arifesine alındığı için hem otobüs biletleri, hem tren biletleri, hem de almak istediğimiz, işte araçlarını kullanmak istediğimiz gençlik spor il müdürlükleri, belediyelerin araçları tamamen görevdeydi, il dışındaydı. Resmi tatilde araya girince mücadele etme şansımız hiç yoktu. Çok zorluklar içerisinde biz aracımızı ayarlayabildik. Ne mutlu ki bize. Yani keşke bayramdan bir hafta, iki hafta sonra yapılsaydı da sahada biraz daha mücadele etme şansımız olsaydı. İkinci eksiklik, yani teknik toplantıda denildi ki turnuvalar 12 dakika değil 8'er dakika yapılacak. Biz orada zaten şok olduk. Yani ben İPSA'nın kuralları neyse o uygulanması gerektiğinin düşüncesindeydim. 8 dakika yanlış bir uygulamaydı. 12 dakika oynanması gerekiyordu. Çünkü ben şunu düşünüyordum hep. Biz antrenman yaptık. Kondisyonumuz yerinde. 12 dakikayı 2 devre halinde 24 dakikayı kaldırabilirken diğer takım antrenmansız belki 10. dakikadan sonra ilk devre 8. dakika nefesi bitecek, yorulacak.
Ve biz kondisyon olduğumuz için maçı çevirme şansımız olacak. Bu çalışan takımlar için hem dezavantaj, başka bir yönle baktığın zaman avantajlı olabilir ama ben dezavantaj olarak yorumladım. Yani durum şu an eksikler bundan ibaret. Bir de son grup maçının yani 3 maç bir günde 3 maç yapılması tamamen yanlıştı. Hem teknik toplantıda arkadaşlar biz 12 dakikadan 8 dakikaya indirdik sporcu sağlığını düşündüğümüzden dolayı diye bir açıklama yapıldı. Hem de yapılan açıklamanın tam tersi günde 3 maç yaparak sporcu sağlığı hiçe sayıldı. Yani burada bir tutarsızlık var. Evet. Artı yönlerine gelirsek turnuvada Kocaeli sanki 50 yılın tecrübesi varmış gibi bütün organizasyonu oradaki yani müthiş bir gayret, müthiş bir hazırlık vardı. Ya, gelen kulüpler otogardan alındı, yurtlara taşındı, tren garlarından alındı, yurtlara taşındı. Saat başı yurtlardan sahaya, sahadan yurda servisler vardı büyük şehre ait. Yemekler gerçekten hani kahvaltısından tut öğle akşam yemeklerine kadar güzel, temiz yemeklerdi. Sporcularımız bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Salonlarda sularımız, her şeyimiz tamdı. Bu nedenle bu organizasyon için il temsilcisine, Büyükşehir Belediyesi'ne, yani Gençlik Spor İl Müdürümüze ve federasyonumuza ben teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu. İsmail'cim şimdi bu turnuvaya elinizden geldikçe iyi hazırlandığınızı düşünüyorum. Antrenmanlarınızı duydum. Şimdi bu süreçte, hazırlık sürecinde başarının sırrı neydi? Nasıl hazırlandınız? Evet, bayram girdi araya. Tam istediğiniz gibi antrenmanları da yapamadınız bayramdan dolayı. Ama uzun bir vadede hazırlandınız aslında. 2-3 ay önceden antrenman yapmaya başladınız oyuncularınızla. Bunun sırrı neydi yani? Antrenman ne kadar önemli bu başarıda? Şimdi biz inandık ve hedefledik. Dedik ki dördüncüye çıkacağız. Şimdi benim hem sporcuyum biliyorsun sporcu geçmişim de var. Bir de Evet. kulüp başkanı olunca dedim ki yani bir sporcu ne ister? Başarı ister ve bunun yanında antrenman ister. Biz de hani kulüp yönetimi olarak ilgili sahayı ayarladık. Bütün sporculara uyacak bir şekilde kalelerimizi sponsor bularak yaptırdık. Ve her hafta sonu koordineli bir şekilde saatlerimizi uyarak gittik. Orada antrenmanlarımızı yaptık. Ve aksatmadık. Tatiller haricinde, zaruri durumlar haricinde aksatmadık. Eğlenerek, sporcuyu sıkmadan ama disiplinli bir şekilde, düzenli bir şekilde antrenmanlarımızı yaptık. Evet, bayram süreci vardı. 9 günlük bir tatil süreci vardı. Ama biz o bürokrasiyi de aşarak o tatilden sonra hemen bayramın bitiminden sonra yapmış olduğumuz iletişimler sonucunda yine birkaç antrenman sığdırdık. Sonra hazır bir şekilde, kondisyonlu bir şekilde biz turnuvaya geldik ve şunu da söyleyeyim. Sporcularımın çoğu sıfırdan gol bolü öğrenen çocuklar. Yani spor geçmişi olmayan çocuklar. 3 aylık Evet. süreç uzun bir süreç ama sıfırdan başlayan bir çocuğa sporu öğretmek, gol bolü öğretmekle zamanımız kısıtlıydı. Buna rağmen başardığımıza inanıyorum ben. Çalışmak tek şey çalışmak düzenli, tertipli bir şekilde çalışan kazanır. Evet, kulüp de çok yeni bir kulüp. Geçen sene kuruluşunu gerçekleştirdiğim bir kulüp. Çok beğendiğim bir yönetim yapısı var Çukurova Gezgin. Gerçekten Adana'da büyük bir potansiyel vardı. Ben Çukurova Gezgin sayesinde Adana'nın tıpkı Kahramanmaraş gibi, Manisa gibi, Konya gibi bir gol boy şehri olacağını, çok başarılı sporcular yetiştirip
liglerde başarıyla mücadele edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda ilk kuruluşundan bu yana Çukurova Gest'te neleri doğru yaptınız? Yani yeni kurulacak kulüplere ne tavsiye edersin? Şöyle ki en önemlisi vizyon. Yani ne amaçla kuruyorsun sen kulübü? Gezmek için mi? Para kazanmak için mi? Yoksa görme engelli sporuna bir katkı sunmak? Ya, sporla uğraşmayan engellilere ulaşıp onları yetenekli bir sporcu haline getirmek. Biz bunu hedefledik. Yani arkadaşlarımızla, yönetimimizle sağlam bir kadroyu kurduk. Başarmayı isteyen, azimli, genç, dinamik takımımızı kurduk. Bakın bizim takımda yani yönetimimizde 28 yaş üstü yöneticimiz yok. Hepsi genç, dinamik ve sporun içinden gelmiş insanlar. Biz kulübümüzü kurduk, hedeflerimizi belirledik, sporcularımıza ulaştık. Özellikle genç sporculara ulaştık. Onlara ne yapmak istediğimizi, neyi hedeflediklerimizi, vizyonumuzu en doğru bir şekilde kendilerine ilettik, kendilerine ve ailelerine. Kendimizi doğru tanıttık, doğru anlattık ve bu vizyon sonucunda başarıya imza atmaya başladık. Yani meyvelerini almaya başladık diyebilirim. Yeni kurulan kulüplere ben şunu tavsiye ediyorum. Her şey planlı, düzgün ve tertipli olmak zorunda. Biz toplantılarımızı her ay gününde yaparız. Hedeflerimizi bir yıl öncesinden belirler, ona göre plan, proje yaparız. Ve bütün yük bir kişinin üzerine değil, görev dağılımı yaparak herkes üstüne düşen görevi yapıyor. Böyle durum olduğu zaman başarı da kendi kendine gelir. Evet. İnşallah Çukurova Eski dördüncü ligde de başarılar diliyorum. Nice başarılı günler görürsünüz. İnşallah. Biraz da senden bahsetmek istiyorum bireysel olarak. Ben seninle ilk tanıştığımda yıl 2012'ydi. Aynı takımdaydık. Evet. O turnuvada Aksaray'da seni en güzel yerden izleme fırsatına erişmiştim. Kulübeden izlemiştim ve inanılmaz bir potansiyel olduğunu düşünüyordum. 96 doğumlusun. Evet. 2012'de henüz 16 yaşında üst düzeyde golbol oynayabiliyordun. Büyük bir potansiyeldin. Yani golbol kariyerinin kısaca bahsetmek ister misin öncelikle? Nasıl başladın? Nerede başladın? Ben Adana'da başladım. Özkan Köksal Görme Engeller İlkokulu'nda. 7. sınıfın 2. döneminde biz görme engelli okulunu tanıdık. Şimdi arkadaşlar anlatıyor. Ben kapıdan girince elimde valizimle falan. O zaman Bülent Kimyon hocamız var. Uluslararası biliyorsun hakem. Bülent Kimyon baktığında demiş ki geliyor golbol oyuncusu. Arkadaşlarımın anlattığına göre söylüyorum. Evet. İki, ya golbolu çok sevdim ben beden eğitimi dersinde. Bülent hocam sağ olsun o da elinden geleni yaptı. Buradan da ona kendisine teşekkür ediyorum. Hemen aynı yıl içerisinde Denizli'ye okullar arası golbol müsabakasına gittik 2011 yılında. Ardından Evet. 2012 yılında Gaziantep ve Aktif Gençler, Ankara Aktif Gençler Kulübü ile seninle işte birlikte tanıştık. Oradan spor Evet. maceramız başladı. Üçüncülüğümüz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir üst lige yükseldik Aktif Gençler'de. Evet. Ama ne yazık ki, hani şunu söyleyeyim. Sen de söylüyorsun da 16-17 yaşındayız. Nasıl çalışacağımızı, nasıl yapacağımızı, nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz. Bizleri yönlendirmediler. Bizlere sahip çıkılmadı. Orada şöyle net sorayım o zaman bu konuya değinmişken. Gerçekten 16 yaşında benim izlediğim kadarıyla büyük potansiyeldin. Yeteneklerin itibariyle orta oyuncuydun. Evet. Savunma olarak, işte hızlı hücum olarak, yaşına göre işte atletizm olarak çok iyiydi. Ve ben yıllarca mesela 10 tane kariyerin olsa, 10 tane zar atsa, 5'inde 6'sında 1. ligde üst düzeyde gol bol oynayıp milli takım havuzunda olan bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Sence
Kişisel olarak neyi yanlış yaptın? Dış etkenler olarak neyi yanlıştı da bu seviyeye gelemedin? Ya tabii aynı fikirdeysen. Şöyle diyeyim, ben geçmişime baktığım zaman hani benim ailem okumamış, bilmiyor, normal, gündelik işlerde çalışan, yöminlere giden, bilinçsiz diyeyim. O zamanlar bilmiyorlar tabii. Çevremde bilen yok. Adana'dasın, ilk defa görme engelli camiasıyla tanışıyorsun. Maddi durum zaten kötü. Hani ailen seni işte spor salonuna götürsün, oraya buraya götürsün, imkanı yok. Kulüpler ne yazık ki sporcuyu turnuvadan bir hafta önce bulunduğu bölgeye getirir, antrenman yaptırır, ondan sonra götürür, turnuvayı yaptırır ve gönderir, daha da ilgilenmez. Ta diğer yılın müsabaka tarihine kadar. 16 yaşındaydım ve bilmiyordum. Daha ilerleyen yaşlarda da gözlerimin düşmesiyle, aslında ben spor salonuna gittim. Gözlerimin görüş açısı düştükten sonra yanında refakatçi bulamadım. Belki bahane olabilir, belki yani talihsizlik olabilir. Tek başıma ben spor salonuna gidemedim. Gerek kardeşlerim olsun, gerek arkadaşlarım olsun, bir geldi, iki geldi, üçüncüsünde sıkıldı, gelmediler ve biz de kendimizi geliştiremedik. Keşkeler hep aklımızın ucunda, hep beynimizin etrafında dönen kelimeler. Keşke, keşke, keşke. Ama kaybolan zamanın ne yazık ki geri dönüşü yok. Biz de şu anki elimizdeki genç sporculara keşke dememeler için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Çukurova GESK sayesinde Adana'da bir golbol kültürü oluşacak ve spor yapıp kendini geliştirmek isteyen kardeşlerimiz düzenli bir şekilde antrenmanlarını yapacak, golbol eğitimlerini alacaklar ve başarılı birer sporcu olacaklar. Bu doğrultuda bir sporcuya değinmek istiyorum. Tam senin yaşlarında gayet de başarılı 2 sene geçirdi. Genç milli takıma da seçilmişti geçen sene. Resul Özden, neler söylemek istersin? Şimdi bazen ben hep Muhammed Resul Özden sporcumu kendime benzetiyorum. Gerçekten sen de hatırlarsın. Aynı onun yaşlarında, aynı hırsla, aynı mücadele ben spor yapıyordum. Kendisi de işte biz benim yaşadığımı yaşamaması için onun yani ne gerekiyorsa destek olarak, ne istiyorsa yapacağız, elinden tutacağız. Hatta şu an gerekli çalışmaları başlattık. Kendisi hem atletizm sporuna profesyonel hocalarla başladı. Uzun atlama da yapıyor. Geçen şey çok özür diliyorum. Bu yıl Mersin'de Türkiye şampiyonu oldu. Hem de aynı zamanda golbol kurslarını başlatacağız. Eylül'de kursumuz başlayacak. Bunun yanı sıra gençler için, 20 yaş altı için biz ayrıyeten bir golbol kursu, golbol çalışması başlatıyoruz ki alttan sporcu yetişsin. Yani milli takımımıza bir sporcu kazandırmak istiyoruz. Bu İnşallah. sporcuların Adana'dan çıkacağına inanıyorum ben. Muhammed Resul da hırslı, inanıyor, yapabileceğine inanıyor, mücadele ediyor. Geçen yıl dediğin gibi genç milli takıma seçildi. Ama ne yazık ki hani yönetim değiştikten sonra bununla ilgili ya bunun devamı gelmedi. Herhangi bir kamp çalışması, herhangi farklı bir şey yapılmadı. Yani bu yıl ümit ederim ki yine gençlerin daha çok fırsat alabileceği, gençler golbol turnuvası gerçekleşir. Genç sporcularım hep soruyor. İşte başkanım, genç golbol müsabakası olacak mı? Hazırlanıyoruz. Çünkü onlar yükselmede fırsat bulamadılar diğer arkadaşlar. Ben ümit ederim ki tekrardan genç golbol müsabakası gerçekleşir. İnşallah güzel bir çalışmaydı. Gençlerimiz için kendini ifade etme fırsatı olur diye düşünüyorum. Şimdiki aşamada da seninle ilgili özel birkaç kısa soru sormak istiyorum son olarak İsmail'cim. Tamam.
Hatırladığın kadarıyla hızlıca cevap verirsen sevinirim. Tamam. Unutamadığın bir maç var mı kariyerinde? Valla unutamadığım Ya da en kıymetli bir, en değer verdiğin maç hangisiydi? Huzura kadar unutamadığım olan. bir maç var ama kimle yaptığımızı hatırlamıyorum. Yine Aksaray'daydık. Yükselme ligindeydik. Maç berabereydi. Antrenör dedi ki 3 saniye var. Maçı bırakın, beraberliği koruyun yeter. Top bizdeydi tabii. Evet. Bülent arkadaşımız var, Bülent Yılmaz tanırsın. Evet. Top bendeydi. Ben artık ümidi kestim, bıraktım. Dedim ki Bülent abi al. Kendisi de şütör değil, savunmacı. Topu gönder ya dedim, karşıya zaman kazanalım. Topu tuttu, karşıya gönderdi. Biz de kalktık. Hani maçtan çıkacağız. Bir baktık, gol düdük sesi duyuldu. Meğer karşı takım da maçı bırakmış. Hani maç bitti. Top da hani Evet. eliyle itekleyince, ses çıkmayınca kaleye girmiş. Hani ben hep bu dersi aldım. O bitiş düdüğü bitmeden maç bitmemiştir. Bitti demeden bitmez. Aynen, bitmemiştir. Unutamadığın bir Arkadaş, golün var mı? unutamadığım bir golüm var. Tuncay'la Yıldırım Belediyesi'nde oynarken kendi kaleme gol atmıştım. O golü hiç unutmuyorum. Yedin golü soracak mı? Neyse, bunu ikisine de cevap vermiş sayıyorum seni. Aynen. Yediğim golde yani bir topu Tuncay'ın antrenmana da atmış olduğu bir top vardı. Sadece topun sesini duymuştum. Yani parmağımı da kupu da atmaya bir zamanım yoktu. O topu da hiç unutmam yani. Güzel. Yani inşallah güzel bir sürecin olur bundan sonra. Son olarak son kısa bir soru daha sorayım. Sence spor hayatında kırılma anın nerede? Hangisidir? Yani şöyle diyeyim, ben şöyle bir cevap vereyim. Kırılma anı derken benim aklıma hep Yıldırım Belediyesi gelir. Evet. Tuncay biliyorsun milli takımımızın yıldızı. Evet. Şütörü. Yani sporun kırılma anı orası. Yani ben kendimi en mutlu, en huzurlu, ya spor yaptım dediğim yer Bursa Yıldırım Belediyesi Tuncay ile yan yana yaptığım maçlardır. Onunla gerçekten çok büyük, çok güzel tecrübeler kazandım. Ben buradan Tuncay Karakaya'ya tekrardan teşekkür ediyorum. Kendisi büyük bir Ne? abilik yaptı bana. Çok şey kazandım ondan. Ve birçok sporcuya da destek olacağına inanıyorum ben. Evet, Tuncay'a da biz de teşekkür ederim. Sporumuza yaptığı katkılardan dolayı, milli takımımıza yaptığı katkılardan dolayı. Ayrıca sana da çok teşekkür ediyorum İsmail'cim. Bence keyifli bir sohbet oldu. Bence faydalı da oldu. Bu sohbetten istifade etmek isteyen kardeşlerimiz, dostlarımız kendilerine ders çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Eline, emeğine, diline sağlık. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ben son olarak sadece sporcu arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen golbolü sevin. Severek yapın. Yapmak için yapmayın. Eğer sevmiyorsanız yapmayın. Yükselme grubunda gördük. Kulüplerin %50'si demeyeyim, %25'i oraya bir şeyler koymak için gelmiş. %75'i sırf delegasyon için katılmış. Katılmış oldular, katılmak için katıldılar. Ben üzüldüm. Bu spora önem verilmesi gerekiyor. Basite alınmaması lazım. Bu nedenle diyorum ki lütfen golbolu ciddiye alın. Ciddiye alın, ciddiye alın. Teşekkür ediyorum sevgili Burak. Ben teşekkür ederim İsmail'cim. Çukurova Gezk ailesine başarılar diliyorum. Bu arada Görme Engelliler Sporcu Birliği Golbolcast yayınlarımız inşallah devam edecek. Herkese sporla dolu esenlikli günler diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sporcu Birliği'ne müteşekkirim.